Yalçın Doğan Erdoğan'ın ikinci yenilgisi Kelebeğin Ömrü. Gerilim ve sertlik siyasetinin mimarı Bahçeli'nin yumuşamaya darbesi Erdoğan'ı yolundan çeviriyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Geçen akşam rüyamda tam kelebek görüyordum ki aniden kelebek lafıyla uyanıyorum. Rüya'da kelebek görmek huzurun, refahın, barışın, esenliğin temsilcisi. Meğer TV'yi açık bırakmışım. Haberlerde Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcahamam toplantısında konuşuyor. Milletimizin umutlarını arttıran siyasetteki yumuşamanın bu sefer kelebek ömürlü olmamasını temenni ediyoruz. Kelebeğin ömrü doğada binlerce kelebek türü var. Türüne göre yaşamları 2 ile 6 hafta arasında değişiyor. Yani kısa ömürlü Erdoğan, kelebek ömürlü olmamasını temenni ederken yumuşama siyasetini sonuna kadar destekliyor. Yumuşamanın anlamı AKP'lilerin alkışlarıyla kesildiği konuşmasında Erdoğan, 31 Mart seçimleri sonrasında Cumhur İttifakı'nın gösterdiği olgun tavır partiler arasında yeni bir diyaloğa yol açtı. Yumuşama adı altında bu tavra katılan muhalefetin yeni üslubunu takdirle karşılıyoruz. Yumuşama ile hukuka, insan haklarına, demokrasiye saygı göstermeyi anlıyoruz. Türkiye'nin sorunlarının siyaset üstü ele alınması gerilimi zaten kendiliğinden düşürecektir. Halkın beklentisi bu yöndedir. Aynı konuşmanın son cümlesi yumuşama ile birlikte halkımızın bahtı değişecektir. Yok hayır, rüya görmüyorum. Karşımda kanlı canlı Erdoğan kürsüde CHP lideri Özgür Özel'in başlattığı yumuşama siyasetinden övgüyle söz ediyor o sözlerden etkilenmiş olacağım ki, onun üslubuyla kendi kendime söyleniyorum, hayırlara vesile olsun. Bahçeli'den hem öyle hem böyle kronolojik olarak devam edersek. Bu konuşmanın ardından Erdoğan CHP Genel Merkezi'ne gidiyor, Özgür Özel'in kendisine yaptığı ziyareti nezaket göstererek iade ediyor. Yumuşama ve normalleşme sözleri havada uçuşurken, devreye aniden Devlet Bahçeli giriyor. Bir yandan yumuşama sizin olsun, ben giderim ha diye Erdoğan'a dirsek atarken, diğer yandan ölsek de beraberiz mesajını eksik etmiyor. Bahçeli bu kavşağa boşuna girmiyor. Erdoğan'ın Özgür Özel'i ziyaret etmesinin hemen ardından cinayete kurban giden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi ve iki kızını sarayda kabul etmesi üzerine böyle bir tepki veriyor. Kurban Bayramı mesajı Bahçeli'nin çıkışına rağmen Erdoğan Kurban Bayramı mesajında yumuşamadan yana tavrını sürdürüyor, siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Halk olumlu bakıyor Erdoğan'ın gözleme anketle doğrulanıyor. 14 Haziran Tarihli Sözcü gazetesindeki yazısında İsmail Saymaz Metropol, Iğne son anketine gönderme yapıyor, halkın %70,9'u Erdoğan'ın özgür özel ile görüşmesini olumlu buluyor. AKP'lilerin %78,6'sı, hatta MHP'lilerin %77,5'i yumuşama siyasetine olumlu bakıyor. CHP'lilerin ise, %63,9'u olumlu görüşte. Erdoğan ve özel doğru iş yaparken, Bahçeli kendi tabanına bile ters düşüyor. İki saat sonra Bahçeli Erdoğan'ın yumuşamayı öven Kurban Bayramı mesajının üstünden iki saat geçiyor geçmiyor, Bahçeli de bayram mesajında artık kimseyi şaşırtmıyor, yumuşama mesajlarına özenle saklanan ve sarılan yalan, dedikodu ve iftira kampanyasının hangi sinsi emellere, hangi sakat hedeflere odaklandığı az veya çok bellidir. Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda taşıdıkları nefret ve öfkeyi sağanak halinde yağdıran hırçın zihniyetlilerin iki yüzlülüğü utanç vericidir. Aynı gün Erdoğan gerilim ve sertlik siyasetinin mimarı Bahçeli'nin yumuşamaya bu darbesi Erdoğan'ı yolundan çeviriyor. İlk andan itibaren yumuşama siyasetini destekleyen Bahçeli'den birkaç saat önce bile bayram mesajında yumuşama siyasetini öven sanki Erdoğan değilmiş gibi yurt dışından dönerken uçakta özgür özele durup dururken yükleniyor. Siyasette yumuşama getirelim dedik, anlamadılar. Bu yumuşama, yeni başlangıç getirmez. Sayın Bahçeli'nin konuyu böyle kapatması iyi oldu. Bahçeli ne derse, o 31 Mart seçimlerinde Erdoğan iktidarının ilk yenilgisini alıyor. Kendisi de söylüyor, anketler de doğruluyor, halkın destek verdiği yumuşama siyasetinden. Bahçeli'nin darbesiyle geri dönüyor. Bu onun ikinci yenilgisi. Gerçek ortaya çıkıyor. Bahçeli ne derse, onu yapıyor. Kızılca Hamam'da ne dediğini unutuyor. Yumuşamayı hukuka, insan haklarına, demokrasiye saygı olarak anlıyoruz. Son yıllarda bu değerler zaten yerle bir. Herhalde bundan sonra da böyle. 22 yılın tekrarı saate bakıyorum, daha çok erken. Yeniden uykuya daldığımda rüyamda kelebeği ölmüş görüyorum. Doğru ya, ben zaten rüya görmüştüm. Buz üstüne yazılan sözler. 22 yılın tekrarı Yeni yenilgilerin habercisi